Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bu yeni videoları ilk defa izleyenler için biliyorsunuz kümesi çatıya aldık. Gökhan abiyle olan birlikteliğimizi sonlandırdık arkadaşlar. Sadece ortaklığımızı hala merak edenler var. Yani kuşlarımızı ayırdık. Kişisel hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Kuşlarımız çatıda. Kendi evimin çatısına getirdim. Eşlemeler yapıyordum. Burada eşlemeler yapmam gerekiyordu. Onları filan yaptım. Farklı eşlemeler vardı. Onları da yaptık. İşte bir tane kümes yaptım buraya arkadaşlar. Aşağı yukarı şöyle işte 1,5 metreye 110-120 de derinlik olsa, hadi 1 metrede şeyi olsun, yüksekliği olsun. Bu ölçülerde kümes yaptık arkadaşlar. Çatının üstü kapalı. Kapattık çatının üstünü. Ya biliyorsunuz Antalya'nın sıcakları meşhur. Benim çatıda çok sıcak oluyordu. Hala sıcak. Gerçi şu anda hava 42 derece falan, rahat var. Öyle sıcak var. Bak bal kafa neredeyse kümesin içinde ağız açıyor. Ama hiç yoktan iyidir yani arkadaşlar. Bir gölgelendirme. Şu anda dediğim gibi gölgelendirmesini falan yaptık. Çatının yaptırmıştık. Kuşlar açısından şu anda iyi oldu. Bu kümes de mesela sürekli güneşi hiç almıyor arkadaşlar. Belli bir şey, böyle yarım saat bir saat bir açılarda alıyor. Kümesin durumu hakkında da bilgi vermiş olalım. Şimdi kuşları da hiç burada dışarı çıkartmadık. Kuşların 3-4 tanesi sadece buraya alışkın. Neredeyse hiçbiri buraya alışkın değil. Şimdi aralarında halsiz bitkin olanlar var mı? Var. Diğer kümesten çıktılar. Farklı kümese geldiler. Farklı kuşlar, örnek veriyorum, farklı kuşlarla birlikteydi. İşte şu şekeri diğer oyun kümesindeydi. Şu oyun kümesindeydi. O oradaydı. Bu buradaydı. Yani farklı farklı kümeslerden bir kümese girmek zorunda kaldılar. İşte bunda olan hastalık buna geçmiş olabilir. Onda olan hastalık ona geçmiş olabilir. Hiçbirinde hastalık olmayabilir. Gene de bir şey yapıyor yani. Farklı kuşları bir araya koyduğunuz zaman bir hayvanları sarsıyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Ne yaptık? Kasaları koymadan önce hepsini mümkün olduğunca dezenfekte etmeye çalıştım arkadaşlar. Üst sıraya abi 3 tane daha kasa atlıyordunuz. Hani daha iyi olur diyordunuz komple kasalı. Üstte 3 tane daha kasa attım arkadaşlar. En azından karşı taraf boş kalmamış oldu. Suluk dün çamaşır suyuyla güzelce böyle geceden sabaha kadar beklettim içine. Sonra 10 kere falan böyle doldurup döktüm, doldurup döktüm, doldurup döktüm. Çamaşır suyunun şeyi kalmasın diye yani güzelce bir duruladım. Onu da dezenfekte etmiş olduk. Yemlikleri zaten yıkamıştım. Folluklara keçe değil, çam pürü biraz topladım. Hayvanlar yerini yapıyor. Çam pürü ile devam ediyoruz. Şu iki sarı kafayı eşledim birbiriyle. İşte şurada tepeleri Sasilo Miro eş. İşte dişi fantomla dişi fantom şeker erkek eş. Şurada bir tane dişi tepeli Miro'dan çıkma bir kuşumuz var. Dededen tepeli. Bunu şu Miro ile eşleyeceğim arkadaşlar. Şunla. Bu Miro'nun kanat üstü çok güzel. Göğüs bası bunun sarı diyelim. Kamera da vuruyor, ışık parlıyor. Bu ikisini eşleyeceğim.
muhtemelen bunları göndereceğiz arkadaşlar. Tepeli Miro çalışmak için birebir sermaye gibi bir şey diyelim. Şu Miro orijinal. Sadece pas şeyi düşük. Göğüs pası düşük. O da yavru da. Yani iyice tüye girip çıkacak bir daha. İyice artabilir. Öyle umuyorum. Alt koyulu zaten baldır koyulu falan. Çok güzel. Orada bizim topal var. Topal tüye giriyor. Topalın ayağında ur vardı. Ur tekrarlamış. Ona güzel bir operasyon çekeceğim. Şurada erkek resası var. Yukarı çıktı. Baba. Eşinin sağ kanadı mı sol kanadı mı ne yok. Eşine baksana abi sütun ya. Maşallah. Eş oraya çıkamıyor. Ufak bir sıkıntı o. Yukarıda bir yavru erkeğim var. Şurada bir yavru var. Şimdi o erkek lisasiyi buraya alacağım gene arkadaşlar. Dişisinin kanatlarını çekeceğiz. Makaslı ya. Yukarı çıkamıyor. Burada eşiyle bak çıkamıyor. Ortaya çıktı. Üste atlayamıyor. Eşiyle burada bir aylık beraberlik yaşayacaklar. Eşinin kanatları gelene kadar. Sonra tekrar büyük kümese havale edeceğim arkadaşlar. Dişi kuvvetimiz erkeği Gökhan abi de gelecek. Sivaslarla şekerlerle birlikte gelecekti. Gökhan abi Sivasları bir tane Miros'una bakıyormuş orada yavru. Onun büyütmesini bekliyoruz arkadaşlar. Onları büyütünce alabilirsin dedi. Şekeri gelecek. Dişi tüt iki yumurtaya yatıyormuş arkadaşlar kümeste. O da orada yumurtasını çıkartıp büyüttükten sonra gelecek. Merak eden arkadaşlar için. Geçen Bülent abi bir video çekmiş. İşte aralarında bir şey yok falan diye. Doğru söylemiş arkadaşlar. Aramızda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Gökhan abi zaten benim kuş beslemeden yani biz ortak olmadan önce de abimdi. Hala abim arkadaşlar. Aramızda herhangi hiç ufak bir sorun bile yok. O konuda yanlış anlaşılmasın. Sadece dediğim gibi ticaret olarak yani kuşu olarak ayırdık yani. Gene benden kuş isteyenlere ben Gökhan abi de var deyip yönlendiriyorum. Şu an elimde satılık olmadığı için ona göre bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada bunlar hiç dışarı çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bir dışarı çıkartayım. Dur. Şu kapakları da açayım. İlk defa dışarı çıkacaklar. Çoğu kanatlı. Tamam oğlum tamam çok ses yapma. Şu topalın ayağına eczaneden gidip bir gen takır kalacağım. İğne vurmam lazım hayvan. Ayağına basamıyorum. Abi urunu çıkıyor kurutuyorum. Bir hafta bakmayınca tekrarlıyor yine. Nasıl kuşları da daha iyi gösterir değil mi kendini? Belki gittiler oradaki yerine. Şekericiğim yanlış kulvarda at koşturuyorsun canım.
Bu kadar acıktınız mı lan? Bak o kendi önlerinde yemlik var. Orada yemlik var, orada yemlik var. Hepsinde de yem var. Demek ki hayvanlar kümesin içinde durunca fazla şey yapmıyorlar arkadaşlar. Oğlum dur lan. Ben ses çıkmasın diye uğraşıyorum. Allah Allah. Benim şu kanat ısıtıyor ya. O kafa erkek mi, dişi mi belli değil. İnşallah diş çıkar ya. Doğan görünümlü Şahin gibi anasını satayım. Kuşlar içeride kendini fazla göstermiyor. Kümeste kendini göstermiyor. Arsada kendini göstermiyor arkadaşlar. En iyisi bizim çatımız ya. Sigara içmeyin oğlum. Kuveyt babasından emekler bize arkadaşlar. Babası çok iyi uçtu. Çanakkale Gelibolu'ya gitti. Almanya'dan bir arkadaş aldı babasını. Bir tane kardeşi var. 6 kardeşini de sattım ben. Bunların arkadaşlara sahiplendirdim. İnanın en iyilerini arkadaşlara gönderdim. Hani satılsın diye zaten. Kötülerini kendim ayırmıştım. En kötü kuvvet bu. Yani en kötüsü böyle güzel oldu arkadaşlar. Daha iyileri Allah bilir nasıl oldu orada. Bu çalışmak için çok iyi bir malzeme arkadaşlar. Bunun babası düzdü bu dişi kuvvetin. Annesi tepeliydi, bal kafa. Güzel bir işlem yapmıştık. Baba risasiye bak, heybetli oğlum benim. Kümeste hala ufak ufak sıkıntılar var. Bu bitmez zaten, bitmiyor arkadaşlar her kümeste olduğu gibi. Arada hayvanları böyle çıkartın. Kümeste sürekli kapalı tutanlar. Bak şu anda çoğunun kanadı var. İlk defa dışarı çıkarttım sizin için. Normalde ben Ekim'e kadar falan çıkartmayı düşünmüyordum arkadaşlar. Bir kayıp gitse gitti yani. Lan yakışıklı, o dişi senin değil. Bu gümüş kafaları ben seviyorum arkadaşlar, oyun kuşunu. Tamam, sakin. Bu ilk aldığım bir takımın yavrusu arkadaşlar. Şu da aynı, onun oğlu.
sınır dışı bekliyorum. Daha tam şey yapmadı, kızmadı, bir türlü çözemedik. Burada aslında en güzel işlerini de Topal biliyor musun? En güzeli Topal. Hayvanlar şişmiş. Bunu normalde iğne istediği için bir hafta 10 gün falan sürmesi lazım. 4 gün vuruyorum. 4 gün sonra bırakınca hayvanın ayağı gene tekrarlıyor. Burun kökünü kurutmam lazım. Bu sefer ihmal etmeyeceğim. Bir şişe gene 40 alacağım. Neredeyse bitene kadar vuracağım arkadaşlar. Ondan sonra kanadını kuyruğunu çekeceğim. Makaslı şu anda. Paçaları da çekeriz. Kanat, kuyruk, paça takımı falan komple gelsin. Çok basit bir miro. Paste'te resmi var zaten bunun. Kodada balyoz diye. Bu kuş çok kuş arkadaşlar. Bak 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 nasıl kovalıyor ya. Tam canavar. Lan. Oğlum yürek mi yediniz lan? Hiçbiri alışkın değil. Gel yavrum gel. Geç 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 kızım geç. Kavga başladı. Şekeri ile bal kapa mekan kavgası yapıyor o kadar yer varken. Bunlar ölümüne kavga ederler de o şekeri alır. Telefon çaldı. İnşallah bundan telif yemeyiz. Aha, amcamız arıyor. Mekan kavgasını sizde şeker mi alacak bal kafamı? Bence şeker alır. Ben şekerini babasını tanıyorum. Kendi kuşumdu. Çok heybetli. Allah çarpsın var ya bütün kümesi böyle nasıl diyeyim? Nereye isterse oraya sahiplenir hayvan. Bütün kümesi dövüyordu ya. Sırf ona özel kümes yapmıştım. Şekerinin babasına. Hayvan bütün kümesi mi döver ya? Bunlar işte kolluk kavgaları arkadaşlar. Size çok heyecanlı erkekler. Değeri gitmiş yukarı yer yapmış ne güzel. Bu sarı kafa yaşına bir girsin kafayı sapsarı yapacak arkadaşlar. Stepe. Ulan aslında şu erkeği var ya şu sarı kafayı bir bindirecektim. Şunu. Bunların altından bir şey alacak. Erkek misin lan sen? Evet, bugünlük videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşürüz. Sonucu ben size sonra söylerim. Zaten yarın orada kim varsa odur kazanan. Hepinize Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın.